Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Koronavirüs ile ilgili dikkate almamanız gereken yanlışlar hakkında bilgi vereceğiz. Koronavirüsün ve neden olduğu COVID-19 hastalığının hala bilinen bir tedavisi veya aşısı bulunmamaktadır. Buna rağmen yararsız, kısmen zararsız hatta kimisi açıkça tehlikeli bazı tavsiyeler internet üzerinden büyük bir hızla yayılmaktadır. Sarımsak özellikle sosyal medya üzerinden sarımsak yemenin virüse yakalanmayı engelleyeceğine dair birçok tavsiye verildiği görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sarımsak genel olarak mikroplara karşı etkili olabilen bazı özellikler taşıyan sağlıklı bir gıda fakat sarımsak yemenin insanları koronavirüsten koruduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Bazı durumlarda tavsiye edilen şeyler tek tek zararlı değildir ama bunları yaparken tavsiye edilen bilimsel bazı korunma yöntemlerini de takip etmek gerekmektedir. Bazen en zararsız görünen tavsiyeler bile zararlı olabiliyor. Örneğin Çin'de yayımlanan Morning Post gazetesinin haberine göre bir buçuk kilo sarımsağı çiğ çiğ yediği için boğazı ciddi derecede tahrip olan bir kadın hastaneye kaldırılmıştır. Mucizevi mineraller, binlerce takipçisi olan bir YouTuber Jordan Sadır, kısaltması MMS olan mucizevi bir mineral ilacının koronavirüsü silip süpüreceğini iddia etmektedir. İlacın içeriğinde klorin dioksit yani bir beyazlatıcı kimyasal madde var. Sadır ve bir grup insan bu bileşimin reklamını yapmaya koronavirüs daha ortaya çıkmadan başlamışlardı. Sadır Ocak ayında, klorin dioksit sadece kanser hücrelerini öldürmekle kalmıyor koronavirüsü de silip atabiliyor, diye bir tweet attı. Geçen yıl Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi MMC ismi verilen ilacı kullanmanın tehlikeleri hakkında bir uyarı yayınladı. Aynı uyarı başka ülkelerin sağlık makamları tarafından da yapıldı. Amerikan sağlık yetkilileri bu ürünü zararlı olmadığı ya da herhangi bir hastalığın tedavisine fayda sağladığı konusunda hiçbir araştırma görülmedi diyor. Yetkililer ayrıca bu ilacı alanlarda baygınlık, kusma, ishal ve vücudun aşırı susuz kalması gibi etkiler görüldüğüne dair uyarılarda bulunuyorlar. Evde elleri dezenfekte etmek için üretilen maddeler birçok eczane ve markette artık elleri dezenfekte etmekte kullanılan jeller tükenirken hastalığa yakalanmayı engellemenin bilinen en etkili yolu hala elleri sık sık yıkamak. Dezenfektan jellerin tükendiği haberleriyle birlikte evde kendi jelinizi yapın başlıklı tarifler de sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Fakat çok etkili olduğu iddia edilen bu tariflerin çoğu uzmanlara göre yüzey temizlemeye uygun ama insan cildi için iyi değil. Alkol bazlı el jelleri genellikle %60 ila %70 alkol içermesine karşılık cilde zarar vermesini engelleyecek nemlendiricilerle karıştırılıyor. Londra Hijyen ve Tropik Hastalıklar Fakültesinden Profesör Sally Bloomfield, vodka'nın bile alkol oranının sadece %40 olduğunu hatırlatarak evde etkili bir dezenfektan el jeli yapılabileceğine inanmadığını söylemektedir. Yüzeyleri temizlemek ve virüsten arındırmak için ise normal olarak ev temizliği için satılan dezenfektanlardan almak faydalı olacaktır. İçilebilir gümüş, kolloidal ya da bir sıvı içinde çok ince çözültülmüş gümüş zerrecikleri Amerika'da televizyon şovmeni Jim Bakker'in programında tavsiye edildi. Programa konuk olan biri sıvının koronavirüsün belli çeşitlerini 12 saat içinde öldürdüğünü iddia etti fakat Covid-19 üzerinde denenmediğini de itiraf etti. Bunun koronavirüse karşı etkili bir çare olabileceği iddiası sosyal medyada yaygın bir şekilde paylaşıldı ve özellikle geleneksel tıbba eleştirel bakan gruplar arasında çok itibar gördü. Kolloidal gümüşü tavsiye edenler bu sıvının çok çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiğini, antiseptik olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ileri sürüyorlar. Fakat Amerikan sağlık yetkilileri bu sıvının herhangi bir sağlık sorununa iyi geldiği konusunda hiçbir kanıt olmadığını söylüyorlar. Daha da önemlisi gümüş insan vücudunda demir veya çinko'dan farklı olarak herhangi bir işlevi olmayan bir metaldir. Bununla birlikte gümüş böbreklerde hasar, ciltte mavileşme ve nöbet geçirme gibi ciddi etkileri olabiliyor her 15 dakikada bir su içmek, Facebook'ta birçok hesap tarafından paylaşılan iletide 15 dakikada bir su içmenin ağızdan giren her türlü virüsü yıkayıp atacağı iddiası ortaya atılıyor. Bu iletinin Arapça versiyonu 250 binden fazla kişi tarafından paylaşılmış. Londra Hijyen ve Tropik Hastalıklar Fakültesinden Profesör Sally Bloomfield, bunun faydalı bir yöntem olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt bulunmadığını söylüyor. Hava yoluyla yayılan virüsler vücuda nefes aldığı ınızda soluğunuzla giriyor. Bunlardan bazıları da ağız yoluyla girebilir ama sürekli su içmenin bunlardan kurtulmaya yaramasına imkan yoktur ama elbette yeterli su içmek ve vücudun sıvısını eksik bırakmamak genel olarak sağlık için olumlu bir alışkanlık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.